Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde SQL Server veri tabanında isNull fonksiyonunu inceleyeceğiz. isNull fonksiyonu veri tabanında bulunan bir tabloda bir sütunu kontrol eder ve bu sütun eğer null değer içeriyorsa onun yerine yani null değer yerine bizim vereceğimiz string değeri ekranda kayıt olarak listeler. Bunun için biz production şeması içerisindeki product tablosunu inceleyeceğiz. Product tablosunda sol taraftan Object Explorer kısmında product tablosunu açıyorum. Ve burada sağ tarafta bulunan bu color renklerin bulunduğu sütunu inceleyeceğiz. Bunun için bu sütunu kullanacağız. Burada null değerler var. Black, silver ve çoğunluk null değer içeriyor. Biz bunları sorgu sırasında null değer içeriyorsa onun içeriğini renki yok şeklinde listelenmesini sağlayacağız. Yani burada null yerine renk yok yazacak. Bunun için select name diyorum. Name product içerisindeki ürünün adı. Daha sonra isNull metodunu yani fonksiyonunu kullanıyorum. Bunu da parantez açıp kapatarak içerisinde iki parametre alan bir fonksiyon bu. Ve bu fonksiyonu bu şekilde kullanacağız. İlk parametrede kontrol edilecek sütunun adını bildiriyoruz. Ve bu sütunun adını verdikten sonra virgülle ayırıp ikinci parametrede de bu null gelecek değerlerin içeriğinde gösterilecek yani null değerler yerine gösterilecek string değeri yazıyoruz. Biz burada renk yok şeklinde verdik ve parantez kapatıyoruz. Daha sonra bir sütun alias var. Takma isim veriyoruz bu sütunumuzdan oluşacak değerlere. Bunun da adını renk olarak verdim ve tablomuzu yazıyoruz. Execute ettiğimde görüldüğü gibi sol tarafta name yani ürünlerin, productların isimleri listeleniyor. Sağ tarafta ise renk adında bir sütun oluşturuldu ve bunun içeriğinde de null olan değerler renk yok şeklinde getirildi. Diğerlerinde herhangi bir değiştirme yok. Yani değer olan renkleri yazan kayıtlar aynı şekilde getirildi.